idare gözlem kurulu kararıyla koşullu salı vermeden yararlanıp yararlanmayacağınıza karar veriliyor. Şimdi ben önce sistemi size kısaca bir anlatayım. Şimdi Türkiye'deki infaz düzenlemesi ikili bir karakter taşıyor. bu öteden beri böyleydi. eskiden bizim siyasi mahpuslara farklı uygulanan infaz düzenlemesi daha sonra terörle mücadele kanunu çıktıktan sonra devam ettirildi. E, e, ve ta 2020 yıl, 20 yılına kadar geldi bu sistem. E, 2020 yılına kadar nasıldı? E, terörle mücadele kanunu kapsamında bir suç işlediğiniz zaman koşullu salı verme süreniz e, 2/3 olarak şey 3/4 olarak uygulanıyordu. E, adli suçlarda bu e, yarı yarıya uygulanıyordu. Yani bir aleyhte bir durum vardı zaten. E, bu 2020 yılında e, bu sistem değişti. E, 2020 yılında e, TMK kapsamındaki e, e, siyasi mahpuslara e, 3 bölü 4 uygulaması e, devam ettirildi. E, adli mahpuslar bakımından 1 bölü 2 e, düzenlemesi getirildi. Fakat adli mahpuslara bu 1 bölü 2 nasıl uygulanıyor? denetimli serbestlik diye bir şey çıkardılar. Yani hapiste yapmanız gereken sürenin son 3 yılına girerseniz 3 yıl yatmanıza gerek yok. Denetimli serbestlik adı altında siz salı veriliyorsunuz açık cezaevine. Oradan da serbest bırakılıyorsunuz. Denetimli serbestlik altında kalan sürenizi dışarıda geçiriyorsunuz. Şimdi siyasi mahpuslar bakımından bu 3 yıllık süre bir yıl olarak hatta bazı suçlarda 6 ay olarak uygulanıyordu. Fakat şimdi bu 2020 yılındaki 89. madde değişikliği gerçekleşince aslında bütün mahpuslar bakımından idare gözlem kurulu kararı getirildi ama pratikte uygulamada sadece TMK kapsamındaki mahpuslar bakımından kalan sürenin yani koşullu salıverme süresinden yararlanmak için kalan süre sürenin uygulanmasında bir de karşımıza böyle bir engel çıktı. Yani size bir örnek vereyim. Herhangi bir TMK kapsamındaki suçtan 10 yıl hapis cezası alan birisinin yatması gereken süre 7,5 yıl. Şimdi son 2,5 yıl dışarı çıkabilmesi için önceden zaten 2,5 yılı kala çıkabiliyordu. Zamanla bunu ağırlaştırdılar. Nasıl ağırlaştırdılar? İşte bu iki buçuk yıl kaladan yararlanabilmen için eskiden son bir yıldaki davranışlarına bakılıyordu. Yani son bir yıl içerisinde 2020'den önceyi söylüyorum. Son bir yıllık iyi halin varsa tamam yararlanıp çıkabiliyordun. Yani kalan iki buçuk yılını zaten denetimli serbestlik altında geçiriyordun. Kanuna kanuna göre uygulama bu şekildeydi. Şimdi yedi buçuk yıl hapis yattıktan sonra son iki buçuk yılını yatmamak için İdari gözlem kararının kararı gerekiyor. gözlem kurulunun kararı gerekiyor. Şimdi idari gözlem kurulu kanun ilk çıktığında 3 aydan 3 aya değerlendirme pardon 6 aydan 6 aya değerlendirme yapıyordu. Bu 6 aylık süreler uzun sürelerdi. Bunun hatalı olduğunu fark ettiler. Sonra bu süreyi 3 aya indirdiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Öyle suçlar var ki zaten 6 ay beklerseniz mahkemenin verdiği hapis cezası zaten doluyor. Bunu bile düşünmeden kanun yapmışlar. Sonra bu süreyi 3 aya indirdiler. Şimdi Bu, bu süre 3 aydan 3 aya değerlendirme yapılacak. Şimdi burada da karşınıza pratikte özellikle siyasi mahpuslar bakımından size adeta bir pişmanlık dayatması getiriyorlar. Ya Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela propaganda suçlarında yani düşünceyi, ifade özgürlüğü kapsamındaki suçlarda bir insana siz bunu nasıl ben pişmanım dedirtebilirsiniz? Ya zaten bu, inşa, bu insan ben pişmanım deseydi zaten bu cezayı vermeyeceklerdi bu insana. Yani burada korkunç bir ilkellik söz konusu. Birleşmiş Milletler Mandela kuralları her mahpusa insan onuruna uygun yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Yani insan onuru anahtar bir kavramdır. İnsan onuruna aykırı bir düzenleme yapamazsınız. Demin verdiğim örnekleri bu bakımdan bakın veriyorum. Yani siz bir düşünce suçlusuna pişman mısınız diye soramazsınız. Siz hiçbir hayatının hiçbir döneminde bir örgüte üye olmamış bir kişiye haksız yere zaten hapiste tutmuşsunuz. Bir de kalkıyorsunuz o örgütü kötüle bu örgütü kötüle o insanları kötüle dedirtemezsiniz bunu yapamazsınız. Bir de şimdi bazı kriterler var. Onu ben size söyleyeyim. Şimdi bakın. Bu kanun değişikliği yapıldıktan sonra bu 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girdi bu. Biz bu yürürlüğe girecek olan yönetmelikle ilgili 29 Aralık 2020'de yönetmelik çıktı. Yönetmeliğin tam adı gözlem ve sınıflandırma merkezleriyle hükümlerin değerlendirilmesine dair yönetmelik. Şimdi bu yönetmelik biz yürütülmesinin durdurulması ve iptali için o dönem İnsan Hakları Derneği olarak Danıştay'a dava açtık. Bakın 2023 yılının sonuna geldik. 3 yıldır yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Henüz mahkeme esasla ilgili karar vermedi. Çünkü burada anayasaya çok ciddi anayasaya aykırılık iddialarımız var. Bunlar henüz inceleme konusu yapılmadı ve maalesef Danıştay bu konuda Birleşmiş Milletler Mandela kurallarına uygun bir inceleme hala yapmadı. Biz esas karar verilmesini bekliyoruz ve bu hukuk süreçlerini de bir yandan da işletiyoruz. Şimdi bir başka maddeye geleceğim. Örnekleri verdim ya hani düşünce suçluları, haksız yere örgüt üyeliğinden ceza alanlar. Bir de gerçekten örgüt üyesi, gerçekten örgüt üyesi, örgüt üyeliğinden zaten ceza vermişsiniz. Şimdi kalkıyorsunuz diyorsunuz ki sen pişman mısın? O da diyor ki ya ben zaten örgüt üyesi olduğum için bu kadar hapis cezası aldım, yattım. Ben niye pişman olayım? Hani demin dedim ya zaten pişman olsaydı en başından pişman olurdu. Ya bu yaklaşımlar kesinlikle insan onuruna aykırı yaklaşımlar. E, e, kanunun vermediği yetkiyi siz bir idari kurula veremezsiniz. İdari gözlem kurulları'nın e, e, pratiklerinin çok iyi incelenmesi gerekiyor. Her hükümlü için devreye giriyor fakat hükümlüler bakımından uygulamaya baktığımızda zaten bir adaletsizlik var. Onu anlatmak istiyorum. Yani adli hükümlüler zaten yatmaları gereken sürenin yani 10 yıl hapis cezası verilmişse 5 yıl hapis yatacaklar. İlk başta son 3 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanıyorlardı. Bu sene çıkan bir yasayla 5 yıla çıkarttılar bunu. Hapishanelerde yer yok. Tabii ki yine idari gözlem kurulu kararı gerekiyor. Yani siz adli mahpuslar bakımından esnetiyorsunuz birçok kuralı. Pratikte, fiiliyatta Onların tahliye edilmesine imkan sağlıyorsunuz. Tabi bu arada kasten cinayet işleyen insanlara bu kurallar uygulanmıyor. Bunu özellikle belirteyim. Hani izleyiciler yanlış anlamasın ama işte uyuşturucu suçları değil mi? Patlama var. Hırsızlık suçları örneğin. Yaralama fiilleri, saldırı suçları. Hapishanede neredeyse insan yok. Herkesi salmışlar. Niye? Öyle kanunlar yapmışlar ki bunlar rahat hapishaneden çıksın diye. Hani o zaman idari gözlem kurullarınız nerede? Nasıl oluyor yani şimdi Adalet Bakanlığı buna, bu sorumuza cevap versin? E siz hani İdari Gözlem Kurulu kurdunuz değil mi? İdari Gözlem Kurulu bu mahpusları değerlendirecekti. Bu mahpusların rehabilite olup olmadığını inceleyecekti ki bu kavramı pek kullanmıyoruz aslında. E ama bunları habire salıyorsunuz. Bunlar habire suç işlemeye devam ediyor. Ve Türkiye şu anda dünya rekoruna doğru koşuyor. Avrupa Birliği ortalamasının dört katından fazla insan var hapishanelerde. E, otoriter bir e, sistem Türkiye'deki sistem özellikle 2017 anayasa değişikliği ile birlikte biz bunu otoriter başkanlık modeli diyoruz. Bu otoriter sistem kendisini nerede gösterir? Şimdi insanlar devletin soğuk yüzüyle nerede karşılaşır? Cezaevinde karşılaşır, polis karakolunda, jandarma karakolunda karşılaşır. Sokakta gösteriye müdahale sırasında karşılaşır. Gözaltına alınırken karşılaşır. Adliyede karşılaşır. Yani devleti anlatmanın yeri buralardır. Yani devleti buralardan, devletin nasıl bir devlet olduğunu anlatırız biz insan hakları savunucuları. Mahkeme kararınıza rağmen, mahkeme kararınıza rağmen hak ettiğiniz erken tahliyeyi bile bir idari, idari kurul engelleyebiliyor bakın. E, nerede o zaman, yargılama nerede kaldı? Hani yargılamayı mahkeme yapacaktı? Yani siz mahkemeye ait olan yetkiyi bir idari kurula vermişsiniz. E hocam, özür Kişi... Ya bu, bu, bu bu bir yönetme biçimidir. Bu bir yönetme biçimidir. Yani işte devletin soğuk yüzünü, devletin sopasını göreceksiniz anlayışıdır bu. Şimdi devletin soğuk yüzü budur. Yani bu dolayısıyla tırnak içinde bu bir caydırıcılık olarak topluma sunuluyor. Yani şimdi bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Winter, İngiltere, daha sonra Gurban ve diğerleri Türkiye ile ilgili verdiği bir sürü karar var winter İngiltere kararında 25 yıl normalde bir insanı hapiste tutmanız gerekir. Tabii ki ki ağırlaştırılmış müebbet hapis zaten kendisi yani bu bir işkencedir. Yani siz bir insanı ölünceye kadar hapiste tutamazsınız. Bakın Türkiye'nin temel meseleleriyle alakalı bir şey. Yani siz hala bu ülkenin en temel meselesi olan Kürt meselesini çözmezseniz TMK'dan kurtulamazsınız. TMK'nın devam etmesinin sebebi bu. Türkiye Kürt sorununu çözseydi TMK'ya ihtiyacı kalmayacaktı. Ceza kanununda gerçekten terör suçu dediğimiz suçlarla mücadele edecek maddeler var zaten. Hani terör amacıyla işlenen suçlar vardır. Terör yöntemi kullanılarak işlenen suçlar vardır. Bunlarla mücadele etmek için ceza yasasında yeteri kadar madde var. Ayrıca bir terörle mücadele kanununa ihtiyacınız yok. Ayrıca infaz kanununda ikili düzenlemeler yapmaya ihtiyacınız yok ki zaten 2004 yılında yeni ceza kanunu ve yeni infaz kanunu hazırlandığında terörle mücadele kanunu olmayacakmış gibi düzenlemeler yapıldı. Ama 2004 yılında bilmiyorum hani benim hafızam çok güçlüdür. 2004 yılında o dönem o zamanki çözüm süreci başarılamadı. Yani 2004 yılında Türkiye yeniden silahlı çatışma dönemine girdi. Eğer girmeseydi 2004 yılında bir çözüm süreci başarıya ulaşsaydı bunlara gerek kalmayacaktı. Yani Türkiye'deki ceza yasalarının gelişimi Kürt meselesindeki süreçlerle alakalıdır. Birbirinden çok böyle yakındır. Bakın son 8 yıldır çok ciddi bir çatışma dönemi var ve bu son 8 yılda ceza yasaları tırnak içinde Kürt politik mahpusların aleyhine olacak şekilde ağırlaştırılmıştır. Hele bu 2020 yılında çıkarılan 7242 sayılı yasa dehşet bir yasadır. Kimse bu yasayı bize falan övmesin. Bu tamamen özellikle Kürt politik mahpuslar hapiste tutulsun diye özellikle çıkarılmıştır. Tam tersi onlara karşı kullanılacak belli kesimlerin yandaşları da hapisten çıksın diye çıkarılmıştır. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden iktidarın bütün bu yanlışlardan bir an önce vazgeçmesi gerekir. 89. madde mutlaka değiştirilip eski haline geri gelmelidir. Cezaevi Gözlem Kurulu kararıyla denetimli serbestlikten veya şartla salıverme süresinden yararlanıp yararlanmama ile ilgili kriterler o kuruldan alınmalıdır. Kesinlikle Birleşmiş Milletler Mandela kurallarına uygun olarak yani mahpuslarla ilgili Mandela kuralları vardır ki bakın ismi Mandela'dır. Buradan da şuna gelmek istiyorum: İmralı hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan'la ilgili uyguladığınız tecritten vazgeçin. Yani bunun dünyada örneği yok. Böyle bir şey olamaz yani. Bakın nasıl birbiriyle bağlantılı değil mi? Bir insan düşünün kimseyle görüşemiyor, ile görüşemiyor, ailesiyle görüşemiyor. Sürekli disiplin cezası veriyorsunuz. Nasıl oluyor? Hiçbir dünyayla iletişimi yok ki. Değil mi? Yani bazı şeyler kağıt üstün, kağıtta yazınca olmuyormuş. Hani işte sana şu cezayı verdim. E, itiraz et. E, infaz hakimine gidiyor. E bu nasıl bir şey ki yani değil mi? Bir insana sürekli siz ceza veriyorsunuz. O insan mutlaka itiraz ediyordur. Ve sürekli olarak düşünün tecrit uyguluyorsunuz. Ailesiyle görüşmüyor, avukatlarıyla görüşmüyor. Hiçbir hakim de demiyor ki ya bu cezalar keyfidir. Biz bunu kaldıralım diyen bir hakim de yok memlekette. Ne gariptir yani. Hani kanunlarınız vardı? Demek ki bazı şeyleri kanunlara yaz yazarak olmuyormuş.